Merhaba arkadaşlar, kümeler soru çözümleri bölüm 1. Öncelikle şunu belirteyim, temel bilgi olarak. Biz kümelerde alt kümelere bakıyoruz ve şöyle diyoruz. İki elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır deyince 2 üzeri 2'den 4 diyoruz. Aynı şekilde 3 elemanlı bir kümenin 2 üzeri 3'ten 8 alt kümesi, 4 elemanlı bir kümenin 2 üzeri 4'ten 16 alt kümesi vardır diyoruz. 2 üzeri 5'ten 32 5 elemanlı kümenin alt küme sayısı. Ve bir de şunu kullanıyoruz. Kombinasyonda seçim yapıyorduk. Mesela 8 tane kitaptan 3 tanesini nasıl seçerim derken 8'in üçlüsü diyorduk. Bunu da açıyorduk. 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 8 eksi 3 faktöriyel diyorduk. Bunları kullanacağız. Şimdi başlayalım. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 5 elemanı bulunur? Şimdi 5 elemanı bulunan bunun 1 elemanlı alt kümesi var, 2 elemanlı alt kümesi var, 3 elemanlı alt kümesi var. Yani 5 elemanını bir şekilde içerebilir. Öyleyse ben 5 elemanı bulunmayan alt kümelerine bakayım. 5 elemanı bulunmuyorsa şu 4'ünden alt küme türeteceğim. 1, 2, 3, 4'ü kullanacağım. Yani 4 tane eleman var. Bu 4 elemandan kaç tane alt küme bulurum? Şöyle düşünelim. 4 elemanlı bir kümenin kaç alt kümesi oluyordu? 16. Öyleyse 16 tane 5 elemanı bulunmayan alt küme türetebilirim şunlardan. Peki bunun toplamda kaç alt kümesi vardı? Bu 5 elemanlı bir küme olduğu için 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümesi vardı. 32 tane alt kümeden ben 16 tanesinde 5'in olamayacağını gösterdim. Olmayabileceğini daha doğrusu. Dolayısıyla 32'den 16'yı çıkarıyoruz ve 5'in olan alt kümelerini buluyoruz. 5 olan alt kümeleri. Yani ne yaptım kısaca? Dedim ki 5 olan alt kümeleri bulmam zor. Çünkü bir eleman, iki eleman var. Ben bir 5'i çıkarayım. Geriye kalan kümeyle kaç alt küme türetebiliyorum? 16. Öyleyse 10 ile 16 türetebilirken 5 eklenince 32 alt küme oluşuyorsa bunların 16'sında 5 bulunur dedim. Devam edelim. ABCD'de E kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesi de A elemanı bulunur? Yine aynı şekilde önce 3 elemanlı alt kümelerini bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te 5'in üçlüsüne bakıyoruz. 3 tane seçeceğiz. Daha sonra bundan A elemanı bulunanları soruyor. Ben A elemanını çıkarayım. Geriye kalan 4 elemandan üçlü alt kümeler yapacağım yani. Dolayısıyla 4'ün üçlüsünü çıkarayım bundan. Neden böyle yaptım? Çünkü dedim ki 3 elemanlı alt kümelerini bulurken içerisinde A olan ben A'yı çıkarırsam geri kalanlardan 3 elemanlı hangi alt kümeler türetilir? Onu bununla buldum. Dolayısıyla 5'in üçlüsünden 4'ün üçlüsünü çıkarıyorum. 5'in üçlüsü şu. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 5 eksi 3 2 faktöriyel. Bunu açınca da 5, 4, 3 diye açarsak faktöriyel kullanımı önemli tabii. Şu 2 faktöriyel 2'dir. Şununla sadeleşir 10 kalır. Aynı şekilde 4 dün üçlüsü de 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 4 eksi 3 1 faktöriyel. Bu da 4 oluyor. 10 eksi 4'ten 6 sonucuna ulaşıyorum. Yani hangi noktaya dikkat ediyoruz? Ters mantıkla gidebilir miyim? Kolay olsun diye. Ha, uzun yoldan da gidilebilir ama daha hata yapmaya da müsait oluyor o yol. Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 bulunur ama 4 bulunmaz? Şimdi 4 elemanlı alt kümem var. Bunlardan bir tanesi belli 2 elemanlarından. Geri kalan 3 tane elemanı seçeceğim değil mi? Bu 3 elemanı kaç taneden seçeceğim? 2'yi kullandık. Buradaki 7 taneden mi? Bir de 4'ü kullanmıyormuşuz. Onu da çıkalım. Geriye kalan 6 taneden 3 tane seçeceğim. 6'nın üçlüsü nedir? 6, 5, 4, 3 bölü 3 faktöriyel çarpı 6 eksi 3, 3 faktöriyel yazabilirim şöyle. Şu da 6 olduğu için şununla gider. 5 çarpı 4, 20 sonucuna ulaşırım. İçerisinde 2 olan 20 tane alt küme varmış. Bir daha nasıl yaptığını söylüyorum. 4 elemanlı dediği için önce 2'yi kullandık. 2 varmış. Geriye kaldı 3 eleman seçimi. Ben bu 3 elemanı seçerken 7 taneden seçecektim ama 4'ü de kullanma dedi. O yüzden 6 taneden seçtim. 6'nın üçlüsünden yaptım.
ABCD EFG kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesi de A bulunur, C bulunmaz? Yine aynı mantık. Şimdi 4 elemanlıymış. A'yı kullanacağım. Öyleyse geriye kaldı 3 elemanı. 3 eleman. O 3 elemanı buradakilerden seçeceğim. A'yı kullandım. C'yi de kullanma dedi. Ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemandan 3 tane seçeceğim. 5'in üçlüsü. 5 çarpı 4 çarpı. Açık yazayım bunu da. 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 2, 5 eksi 3 2 faktöriyel olduğu için 2 çarpı 1. Şu şunu götürdü, şu da şunu götürdü. 5 çarpı 2'den 10 olarak sonuca ulaştım. Devam edelim. Sinema kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A bulunur, E bulunmaz? Yine aynı mantık. Şimdi A bulunuyormuş. Yani burada biraz daha şey var. Şuradan gidelim. Öncelikle E harfi bulunmuyormuş. Öyleyse E harfini bir çıkalım. Geriye kaldı bu harfler. Bunların içerisinden alt küme bulacağım. Bunda A harfi bulunuyormuş. A harfini yazdım. Şimdi buradan içerisinde A harfi bulunanları seçeceğim. Yani hangi harfler kaldı? S, I, N, M, A. E'yi niye çıkarttım? E bulunmaz demiş. Yani burada mesela C, D, F olsaydı, içerisinde C, D, F de bulunmayan deseydi bunları da çıkaracaktım. Bir tür şaşırtma o. O çıktıktan sonra bunlar kaldı. Şimdi ben burada içerisinde alt kümesinde A olanları bulacağım. Çünkü A harfi bulunur diyor. Bu ilk soruya benziyor. Nasıl yapıyorduk? Bunun olanlar mesela A alt kümesi, A, N alt kümesi, A, M alt kümesi, A, S. Sonra üçlülere geçiyorum. A, S, İ, A, S, N falan birçok küme var. Öyleyse kolay yoldan bulmak için toplam alt küme sayısı ne? 1, 2, 3, 4, 5 olduğu için 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümesi var. Bundan A'nın olmadıklarını çıkarırsam, yani şu 4 elemanla yapılabilecek kümeler, 2 üzeri 4'ü çıkarırsam 16'yı, 32 eksi 16, 16 oluyor. Demek ki içerisinde A bulunan, E bulunmayan 16 tane alt kümemiz varmış. K eşittir asker kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A ve E harfleri birlikte bulunmaz? Burada şimdi 5 tane eleman var. Dolayısıyla 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümemiz var. Biraz dikkatli bakmak lazım. Kafa karıştırıcı bir soru. Şimdi A ve E birlikte bulunmaz diyor. Öyleyse ben birlikte bulunduklarını çıkarırsam tamamında bulmuş olurum. A, E birlikte bulunduğunda ne oluyor? A ve E'yi yazıyoruz. Geriye kalan işte S, R, K'den S, K, R'den alt kümeler türetiyoruz. Buradan kaç tane alt küme türetilebilir? 8 tane. Nedir o? Mesela atıyorum S, K, R'den boş küme türettik. Boş alt küme. Bu boş alt küme türetince bu A, E'ye eşit oluyor. Mesela bir alt kümesi S'dir. S de S, A, E'ye eşit oluyor. Bu şekilde buradan türettiğimiz 8 alt kümede A, E beraber bulunabiliyor. Bunu bundan çıkarttığımızda 32 eksi 8 de 24 sonucunu bize veriyor. Ama yine de hani garanti olsun diye şöyle de düşünebilirsiniz. 32 tane alt kümesi var. A, E'nin birlikte bulunmadıklarını soruyor. Birlikte bulunduklarını yazalım. A, E var. Bunları çıkaralım tamamdan. A, E, S var. Bir elemanlı yani yanına bir tane yazdığımız kümeler. Şunun açık halini yapıyorum aslında. A, E, R var. Bunlar iki eleman, üç elemanlı oldu. Dört elemanlı A, E'nin yanına sırasıyla S, K'yi koyuyoruz. A, E, S, R'yi koyuyoruz. A, E, S, şey K, KR'yi koyuyoruz. Ve A, E, S, KR'yi koyuyoruz. İşte yani A, E olan kümeler bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Az önce bulduğum şey. Şurada biraz tam somutlaştıramadım. O yüzden yazdım. Tamam 32 idi. Bunu çıkarınca 24 oluyor. Bir A kümesinin 3'ten az elemanlı yani nedir? Sıfır elemanlı alt kümesi, boş küme. Bir elemanlı alt kümesi ve iki elemanlı alt kümelerinin toplamı 29'muş. Şimdi sıfır elemanlı bir tane alt kümesi var. Bir elemanlı kendisi kadar n diyelim. Yani n elemanlıysa n tane. Ve iki elemanlı alt kümesi de n'in ikilisi. Bu üçünün toplamı 29'muş. Şimdi bu biri bir çıkarttık. 28.
Kendisiyle kendinin ikili kombinasyonunu toplayınca 28 ediyormuş. Bu ne olabilir? Şimdi bu aslında biraz pratikleşince görüyorsunuz ki 7. Yani şıklardan da baktığımızda görebiliriz. Ama hani bunu illa yapacağım diyorsanız n artı n'in ikilisi nedir? N faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel ki o da n eksi 1'dir bölü 2 faktöriyel o da 2'dir eşittir 28 eder. Yine buradan bir n kareli açılım geliyor ama zaten sayılar basit olduğu için sizden burada görmenizi istiyor. Yani diyor ki bunun 7 olduğunu gör. Şuradan da gelebilir aynı şekilde n kare eksi n bölü 2 burada. Şurada n artı burada n kare eksi n bölü 2 eşittir 28. Dolayısıyla burada şuradan baktığımızda hiç bunlara girmeden neyin kendisiyle ikili kombinasyonu toplarsak 28 eder. 7'nin kendisi 7, ikili kombinasyonu yani 7'nin ikilisi de 21 toplayınca 28 ediyor. Bu da benzer bir şekilde ya yani bunları bilmek iyi oluyor. 6'nın ikilisi, 7'nin ikilisi, 6'nın üçlüsü hatta bunları bilmek iyi oluyor. Şimdi burada da bir A kümesinin alt kümelerinden en çok iki elemanlı olanlar yine aynı şey. En az 3, en çok 2 aynı şey. Biz toplam sayısı 22'ymiş. Yani 0 elemanlı bir alt kümesi var. Bir elemanlı n tane ve iki elemanlı n'in ikilisi. Bunlar toplam 22'ymiş. Bunu çıktık mı 21 oluyor. Neyin n'i artı n ikilisi 21 olur. Ona bakacağız. Bu da 6. Çünkü 6'nın ikilisi şudur. 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bu da 6 çarpı 5 kalır. Şununla sadeleşince 6 çarpı 5 kalır. Sonra 6 ile 2 faktöriyel sadeleşince 3 kalır. 3 çarpı 5 15'tir. Şu 15, şu da 6 toplayınca 21 ediyor. Pratik yolu bu yani. Olduğuna göre B'nin alt kümelerinden kaç tanesi A'nın kümesini kapsar. Burada da şöyle düşünüyoruz. Burada ACD var. Burada da ACD var ama yanında BEFG var. Yani 4 tane başka eleman var. Bu 4 elemandan kaç tane küme türetilebilir? 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme türetilebilir. Bunlarla türetilecek her şey yanına bunları yazdığımızda ACD'yi yazdığımızda kapsıyor. Yani mesela ne oluyor? Örneğin şu BEFG elemanlarından boş küme türettik. Boş kümeyi ACD olarak gösteriyoruz. B alt kümesini türettik. Bunu da ABCD olarak gösteriyoruz. Dolayısıyla az önceki soruyu, az önce hani tek tek yazmıştım biraz daha somutlaştırmak için o mantık. Burada kapsaması için şuradan türetilen küme sayısını bulmanız yeterli oluyor. O da 2 üzeri 4'ten 16. Olduğuna göre A kesişim B alt kümesidir. K alt kümesidir. A birleşim B koşulunu sağlayan kaç tane K kümesi vardır? A kümesi ABE'ymiş. Bu da ABCD'ymiş. Yani diyor ki K kesişimlerine ikisinde ortak olan AB. AB olabilir. Ve birleşimleri ABCDE olabilir diyor. Arada da olabilir. Neler olabilir? Şöyle bir bakalım. Mesela AB olur. 3 elemanlı ABC, ABD ve ABE olur. Yazalım. 4 elemanlı da ABCD olur. ABCE olur ve ABDE olur. Ve bu eleman, 5 eleman da bu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bu koşulu sağlayan küme var. Umarım faydalı olmuştur.